Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Tarsus Mersin'den sesleniyoruz. Tarsus Mersin, organize sanayi bölgesinde bir civata firmasının konuğu olduk. Berdan Civata ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Şemsi ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu mekan hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk efendim. Burada gerçekten çok çok mutluyuz. Çünkü 33 yıl dile kolay, 1980'lerden beri bizlerlesiniz. İnşallah nice 33 yıllar boyu aynı kaliteyle, aynı başarıyla, aynı güler yüzle bizlerle birlikte olursunuz diyerek başlamak. Daha iyi kaliteyle, daha yüksek başarıyla diyelim. İzin verirseniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hasan Bey, öncelikle Berdan Civata'yı yani tanımadan önce ben diyorum ki yüksek makina mühendisi Hasan Şemsi kimdir? 1937'de Tars'ta doğmuş. Tars'ta büyümüş. Burada orta eğitimi tamamlamış. Sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi'ne mühendislik tahsiline gitmiş birisi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisi bölümünü bitirdim. Almanya'da 13 ay süren bir staja gittim. Lisanımı kuvvetlendirdim. Döndüm geldim. Hocamla çalıştım. 68'de yedek subaya gittim. 80'de döndüm. Evlendim ve İstanbul'a balayına gittim. O arada birinden tanıştım. Hocamın isteği üzerine bir civata fabrikası sahibiyle. Hiç bilmediğim bir konu civata ama kısmet oldu. 15 günlük evimizi taşıyıp İstanbul'a gittik ve orada 6 sene kaldık. Türkiye'nin en eski civata fabrikasıydı. Bu fabrikada çok şey öğrendim. Civatayı orada öğrendim. Fabrika sahibinin dediği gibi de oradakilere öğrettim. Süper. O kadar çok sevdim mesleği. 6 sene sonra o fabrikayı terk ettim. Fabrika sahibinin izni alarak memleketime geldim. Annem çocuklarını hasretti. Bu bölgede Sezai Türkeş Fevzi Akkayalar'ın sahip olduğu en büyük, Türkiye'nin en büyük, o günkü Türkiye'nin en büyük civata fabrikası vardı. Orada 6 sene fabrika müdürlüğü yaptım. Bu arada abimi Almanya'dan getirdi. İkinci el tezgahlarla 150 metrekarelik bir alanda 4-5 tezgah, 4-5 çalışanla emekli olduktan sonra civata somun üretmeye başladık. Bu üretim çok yavaş bir büyümeyle devam etti 2000 yılına kadar. 2000 yılına vardığımızda o zaman kredilere ulaşmak kolay değildi. Faizler çok yüksekti vesaire vesaire. 2000 yılına geldiğimizde biz 400 metrekare olmuştuk. 400 metrekarelik alanı 25 tane çalışanla birlikte bırakıp burada 5000 metrekaredeki 1500 metrekare kapalı fabrika binamıza geldik. Burada hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Krediler herhalde biraz daha kolay elde edilir oldu. 2000 yılından sonra hükümetlerin KOBİ'lere desteği arttıkça biz de o desteklerin hepsine faydalandık ve burayı hızlı bir şekilde büyütmeye çalıştık. 2008'e geldiğimiz zaman da biz yanı başımızdaki bir arsayı almış, 10.000 metrekareye çıkmış. Daha sonra da bir yatırım yapmak için bu yanı başımızda arsa bulamadığımız için 750 metrekarede 12 dönüm bir arsa almak durumunda kalmış. Üzerine de 1000 metrekarelik bir bina yapmıştık. Süper. KOBİ'lerin destekleri arttıkça, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın destekleri arttıkça biz onların hepsini değerlendirdik ve devamlı yatırım yaptık. Ve 2008'e 2010'a kadar bütün kazancımızı toprağa yatırıma ve makineye yatırdık. Hiç şey etmedik, kar vesaire dağıtmadık. Zaten iki ortaktık. 2010'a gelinceye kadar bizim 25 olan sayımız 100'e kadar çıktı. 5500 metrekaremiz, kapalı 1500 metrekaremiz de 23.000 metrekare açık, 5000 metrekare kapalıya çıktı. Tabii süper haberler. Bu arada daha alacağımız işte tezgahlar vardı. Onları düşünmeye başladık, planlamaya başladık. Ve yatırımlarımızı yaptık. Bu arada yer kafi gelmeyeceği için yanı başımıza satılan bir arsayı, ki dördüncü arsamız oluyor, dördüncü arsamızı aldık. 10.000 metrekare daha ilave ettik. 4.000 metrekare kapalısı vardı. Dolayısıyla toplam alanımız 33.000 metrekare, kapalı alanımız da 9.000 metrekare oldu. Bu arada biz Türkiye'nin en büyük artık bir marka olduğu Berdan Civata, değil mi? Somun üretim tezgahına sahibiz. Türkiye'nin bu sektörde en zengin test laboratuvarına sahibiz. Bu sektörde Türkiye'nin en büyük bağlantı elemanlarını yapabiliyoruz. Bu sektörde Türkiye'nin en büyük çekme testi deneyini yapabiliyoruz. Daha ne söyleyeyim? Vallahi Türkiye'de, o kadar muhteşem haberler ki dahalar bitmez Berdan Civata'daysak. Sıfır altında en düşük sıcaklıkta çentik darbe testini yapabiliyoruz. -150 derece diyorum ben. -150 derece çentik darbe testi yapabiliyoruz. Diğer Civata fabrikaların hiçbirinde yoktur. Başka bir özelliğimiz daha var.
Hem civatayı hem somunu aynı çatı altında üretiyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Uyumlu olmaları bakımından. Ama onun yanında biz daldırma galvanizasyonu kurduk. O da çok büyük bir avantaj. Bize çok iş getirdi. Arkasından elektro galvanizasyonu kurduk. Şimdi bir de İstanbul, İzmir ve Bursa'nın dışında başka bir yerde olmayan bir kaplama çeşidini getiriyoruz. Onu zinc lamelli kaplama diye yorumlayabiliriz. Daldırma galvaniz kadar uzun ömürlü, 50-60 sene. Çinko kaplama kadar ince, 68 mikron. Evet, biz bu 3 kaplamayı buraya kurarak Türkiye'de bu konuda en önde gelen firmalardan biri olacağız. En büyük değil, en önde gelen. Ne yapıyoruz bu arada? Belgeleri söyleyeyim. ISO 9000 evet, belgesi yani, herkeste var. Ben birazcık söz istiyorum. Yani gerçekten o kadar keyifli anladım ki. Yani aynı heyecanı görüyorum hala sizde. İnşallah daha nice yıllar boyunca bu heyecan hiç yok olmasın İnşallah, diyorum. O kadar keyifli anlattınız ki ve çok keyifli, yavaş ama emin adımlarla bir büyüme gerçekleşmiş bu anlatımlarınızdan bunu çıkarıyoruz. Hep en iyi takip ederek gerek yurt içi gerek yurt dışı fuarlara katılarak da bunları pekiştirmek istemişsiniz ve en iyiyi, en güzeli Türkiye'mize sunmak istemişsiniz evet. Ve bu konuyla ilgili de gerçekten çok çok büyük bir başarı elde etmişsiniz. Özellikle Türkiye adına yarattığınız istihdam için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda başlayan işçi sayısı şu an oldukça fazla bir rakama ulaşmış durumda. Bu da Türkiye'm için gerçekten büyük bir istihdam demek oluyor. Evet. Bununla da kalmadınız ve değişik şekillerde Türkiye'm de sizi takdir etti ve birçok belgeye sahibiz, evet. Birçok başarıya sahibiz. Evet. Biraz da bunları paylaşalım mı? Tamam. Galiba 2010 yılında Vergi Dairesi Müdürü çok şaşırttı bizi. Tarsus Kızılmurat Vergi Dairesi Müdürü yanında iki tane yardımcıyla geldi ve bizi devlete verdiğimiz vergiden dolayı tebrik etti, bir ödülle şereflendirdi. Tarsus'ta Kızılmurat Vergi Dairesi'nde dördüncü olmuşuz. Süper. Tabii ben Tarsus derken dördüncülük Tarsus küçümsememek lazım. Tarsus eğer il olabilseydi, çok mücadelesini verdik ama yapamadık. İl olabilseydi Türkiye'nin 25. vilayeti olacaktı. Arkamızda daha 58 tane vilayet var olacaktı. Düşünün yani Tarsus'u bir küçük kaza gibi görmeyin. Türkiye'nin en büyük kazası, il olmaya aday en büyük ilçesi ve biz böyle bir şehirde dördüncü olduk. Süpersiniz. Yarattığımız istihdamdan dolayı validen çok takdir aldık. Belgeler evet, evet, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. ISO 9000 her yerde var. Çünkü TSE başarı var. Sertifikalarımız evet. Var bunlarla ilgili. ISO 9000 ilgili. Her yerde var. TSE her yerde var. Ama C belgesi bizim bu sektörde, Türkiye'de ilk defa bizde oldu. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz tabii haklı ki. Haklı gururunu yaşıyoruz ve o belgeyi aldıktan sonra kendimize çok büyük bir güven duygusu geldi. Yurt dışında ancak çok kaliteli bağlantı elemanları firmalarından katılabileceği bir fuar var. Rüzgar enerji sektörü. Kendimizi rüzgara doğru çevirdik. Serinlemek için değil. Rüzgar sektörüne. Ve o fuara 2008'de gittik. 2 yılda bir yapılan dünyanın en büyük fuarlarından birisi. Danimarka'nın güneyinde, Almanya'nın Husum şehrinde, küçük bir kasabada. Havaalanı yok, otoyol yok. Muhtemelen ondan dolayı Türkiye'den hiç kimse gitmiyormuş oraya. İlk defa biz gittik. Ve devlet desteğini bizim girişimimiz sağladı. Çünkü bizden başka talep yoktu ki devlet böyle bir şey düşünsün haklı olarak. Ve orada yerimizi aldık. Pek çok akademisyen beni tebrik etti. Biz fuara girerken işte çeşitli milletlerin bayrakları var. Bizim burada bayrağımız var. Bu olağan bir şey diye düşündük ama meğer fuara katılan ülkelerin bayrakları dalgalanmış. Ankara'dan bir akademisyen, rüzgarla ilgili birisi geldi, tebrik etti. Kimler katılmış diye Türkiye'den baktım. Sizden başka kimse yok. Bayrağımızı siz dalgalandırmışsınız. Tebrik ediyorum dedi sizi. Vallahi biz de sizi gerçekten tebrik ediyoruz. Şu an tüylerim ayağa kalktı. Türkiye'm adına bir gurur kaynağı. Evet. Hem burada Berdan Civata olarak hem de Türkiye'mizi orada temsil evet. Etme olarak çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ve dinliyoruz. Nice i̇ki başarılar sene sonra, var çünkü. 2 sene sonra yine bizden başka kimse yok Türkiye'den. Gitmeden 3 hafta 4 hafta önce Hamburg Ticaret Ateşesi, bu yayını duyarsa bağışlasın beni, ismini birden hatırlayamadım. Bize yazarak birkaç hafta sonra Hamburg civarındaki Husum Rüzgar Enerji Fuarı'na geleceğinizi duyduk. Şayet herhangi bir sorun olursa veya bizden bir yardım isterseniz lütfen iletişim adreslerimizi not edin dedi. Ve fuarın ikinci günü veya birinci günü galiba Hamburg Ticaret Ateşesi ile tanışmak durumunda kaldık. Yanında da Anadolu Ajansı'nın muhabiri vardı, kameramanı vardı. Vallahi çok gurur duydum, çok sevindim tabii. Olmaz mı? Orada bir röportaj yaptılar, çekimler yapıldı.
Üçüncü sene gittiğimizde sevindim. Bir Manisa firması daha gelmişti. Bir de rüzgar enerji santrallerinin kanatlarına özel bir tekstil ipliği yapan bir firma. Yani üç firma olmuştuk. Yani öncü olmanın tabii ki orada tekrar ikinci bir gururunu yaşadınız. C belgesi dedim. Tabii C belgesi yalnız bizde vardı. Biz başkalarını da teşvik ederek Çin'den gelen kalitesiz ürünlere karşı bir güç birliği oluşturmak adına bir iki firmayı daha teşvik ettik. Onlar da aldılar. Şimdi Türkiye'de yalnız değilim. Birkaç firma var ama Tuksa Mark denilen Teknik Üniversitede Çelik Yapılar kurulmuş bir Çelik Yapılar Derneği var. Onun başkanı Gülsüm Hanım, Profesör Gülsüm Hanım. Onun Bureau Veritas'ta yaptığı çalışmalar sonucu çelik yapılara kaliteli ürün veren firmalara Tuksa Mark denilen bir belge verirler. Kalite belgesi gibi, yeterlik belgesi gibi. Biz o belgeyi de aldık. Bu iki belge yalnız bizde var. Bunlar mı? Yok. Türkiye'nin en zengin test laboratuvarı dedik ya, DIN 17.025'ti o değil mi? Laboratuvarımız bu kadar zenginse bizim de akredite olmamız lazım. Uluslararası bir laboratuvar haline gelmemiz lazım. Türkiye'nin en zengin test laboratuvarı demek yetmedi bize. Şimdi Türkiye'nin, dün buradaydılar TÜRKAK'tan iki denetçi. Şimdi Türkiye'nin akredite tek laboratuvarına sahip Civata Somun Fabrikası olacağız. Bu da bizim başkalarından farklı bir yanımız. Başka Civata fabrikalarından vallahi, farklı bir yanımız. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Bir de Ü belgesi var. Biz o C belgesine sahip olduktan sonra Ü belgesine gerek yok dediysek de çok birinci büyük müşterimiz neredeyse Alstom rüzgar enerji santrallerine, İspanya'ya, Çin'e ve Brezilya'ya onlar için Türkiye'den ilk defa bu ürünleri biz ihraç ediyoruz. Onlar isteyince itiraz edemedik. C belgesini aldığımız firmaya sorduk. C belgeniz ondan daha yukarıda bir belge. Gerek yok dediyse de biz firmanın dediğini yapmak zorunda kaldık. Müşteri kraldır ya. O belgenin de denetmenleri geldi. Denetlediler bizi. Galiba Meksika'ya test için bir şey göndermişler. Onun sonucunu bekliyoruz. Niye Meksika, niye Avrupa'da değil bilmiyorum. Onun sonucu geldiği zaman ben ümit ediyorum ki Ü belgesini alacağız ve Türkiye'de ender firmaların, pek çok firmanın sahip olmadığı kalitemizi taçlandıran, tescil eden belgelere sahip olacağız. Son belgemizi söyleyeyim. Son belgemizde geçen senenin başında COSGAP bir yarışma yaptı. En başarılı COBI yarışması. 1108 COBI müracaat etmiş. Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Kocaeli'nden birer COBI, Tarsus'tan Berdan Civat'a 5. COBI. 1108'in içerisinde finale kalan 5 kuruluş oldu. 22 Kasım'da Ankara'da Swiss Hotel'de yapılan törende Başbakan bu belgeleri dağıttı. Biz o 5 belgeden birinin sahibi olduk. Vallahi dedim ya biraz evvelde, eğer Berdan Civat'daysak bu röportaj burada, eğer Hasan Şemsi Bey ile yapılıyorsa bu başarılar bitmez, bu anlatımlar gerçekten bitmez. 33 yıl dile kolay. En başında da röportajımın söylediğim, nice 33 yıllar boyu aynı başarılarla, aynı azimle, aynı heyecanla, aynı kaliteyle, aynılar da bitmiyor bakın. Evet. Sizleri görmek isteyerek soruyoruz. İhracat gerçekleştiriyoruz dedik ve adımızı yurt dışına taşıyorsunuz. Evet. Bu anlamda elçiliğimizi üstleniyorsunuz diyoruz ki, hangi ülkeler bunlar acaba? Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın sanayide ileri gitmiş ülkeleri, başta Almanya olmak üzere. %50'ye yakın ihracatımız varsa bu %50'nin %40-45 kadarı Almanya'ya yapılıyor. Yani ve bir 30'u aşkın ülkeyle ihracat Afrika yapıyoruz veya, değil Afrika mi? Veya Asya ülkeleri değil, sanayide en ileri gitmiş ülkelere yapmaktayız. Vallahi o kadar güzel haberler ki bu anlamda iyi ki varsınız demekten başka bir cümleye gelmiyor aklıma. 33 yıl dediniz de, 33 denette ve STFA'da, Sezai Türkeş ve ZYK'da geçen yılları sayarsak tecrübe bakımından 43 diyorum. Yani neredeyse yarım asır diyoruz neredeyse. Biz buna. İnşallah evet. Nice yıllar boyu aynı başarıyla bizlerle çok olursunuz. Bu bir ekip olayı. Evet. Gerçekten burada uzman bir kadroyla bizlere evet. hizmet veriyorsunuz. Evet. A'dan Z'ye kaliteye dikkat edilerek, A'dan evet. Z'ye müşteri memnuniyetine dikkat edilerek, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda en iyi, en güzelini bizlere sunuyorsunuz. Tekrar söylüyorum, iyi ki varsınız. Uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle, aynı güler yüzle bizlerle çok birlikte olmanızı diliyor. Saygılar sunuyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Tarsus Mersin'den, Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nden, Berdan Civata'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra, yarım asırlık keyifli bir geçmişten sonra artık Civata deyince adres belli diyoruz. Berdan Civata, söz Merkez Stüdyolarında.